Biz masa birleştirelim mi? Galiba arkadaşlar gelecek sizin. Gayet iyiyiz. Biz bu sefer de oturuyoruz. Anlıyorum. Afiyet olsun. Anne. Hı. Şu masaya baksana. 3 kişiler ama 10 kişilik sipariş verdiler. Tabii anca doyarlar. Oğlum sen eskiden kaç kilo olduğunu unutuyorsun galiba. Pardon da ben o zaman çocuktum. Ne var? Hep öyle kalabiliriz. Başkaları senin arkandan böyle konuşsa hoşuna gider mi Cem? Anne ben 20 yaşındayım. Şu an azarlanıyor muyum yoksa ben mi öyle hissediyorum? Öz eleştiri yapamadığın için eleştiriliyorsun canım. Ayrıca bu konuda Tuğçe'nin ne hissettiğiyle ilgili de hiçbir empati kuramıyorsun. Annem eteğindeki taşları döküyor. Bravo anne. Teşekkürler. Biraz öyle oluyor. Anne bak ben kendi irademle zayıfladım. Tuğçe'yle de konuşuyorum ki onu kamçılayayım. Hani o da kilo versin. Hayatım sana ne? Kızcağız isterse kilo verir, isterse vermez. Belki canı ister daha da şişmanlar. Sen onu nasıl seviyorsun? Neyini seviyorsun? Niye sorun çıkarıyorsun anlamıyorum. Yok yok ben her şeyi anlıyorum. Resmen kız tarafına geçmiş bir annem var. Ve susuyorum. Hiçbir şey söylemiyorum şu an. Hiçbir şey söyleme. Bak Tuğçe o güzelim kıyafetiyle aynayı siliyor. Git ona yardım et ben servisi hazırlarım. Hadi bakayım. Tamam anne. Ona da tamam. Bakar mısın? Çok acıktı. Sizin siparişler nerede? Hazırlanıyor. Hemen gelecek. Teşekkür ederim. Aşkım ben vermeliyim mi? Yok yok bitti zaten. Ama bak senin üstün ıslanmış. Olsun ya su. Kurur hemen. Ben seni seviyorum. Allah Allah. Yani durup dururken ne oluyoruz Cem? Hiç. Yani öyle içimden geldi. Hı. Hani uzun zamandır söylemedin de bayağı bir etkilendim. Hı. Sen de bana uzun zamandır söylemedin. Hatta sen kilo verince Ece'yi bulduğun gibi ben de... Tehdit falan mı sandın? Ya hayat bu. Hani ne göstereceği belli olmaz. Bak hala seni seviyorum demedim. Cem bazen seni seviyorum demesek de hani yaptığımız şeylerle bunu göstermiş oluruz. Ya mesela ben aç kalarak sana sevgimi gösteriyor olabilirim şu an.